Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle haftanın son iş gününde sizlere aktarmak üzere buradayız. Ve Meltem Haber'den haberleri sizlere aktaracağız. Sayın seyirciler önce başlıklar diyoruz. Çözüm sürecinde yeni yol haritası hazırlığı. Beşir Atalay'dan terörle müzakere süreci mesajları. Ankara Ostim'de iş yerlerinin su bastı, yol çöktü. Çankırı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti. Bolu'da yollar göle döndü. Mudurnu yağmur sonrası harabeye döndü. Adana'da 2,5 saatte metrekareye 77,6 kilogram yağmur düştü. Mahsur kalan aile Zodiac botlarla kurtarıldı. Barut gazı bomba gibi patladı. Kahramanmaraş'ta atış poligonunda 5 kişi yaralandı. Musul'da kanlı sabah. Çatışma ve patlamalarda en az 15 kişi can verdi. Kamyonet mayınlı alana uçunca araçta bulunan 3 kişi vinçle kurtarıldı. Ayrıntılar şimdi. Doğudan batıya Türkiye'ye sağanak yağışın etkisi altında. Şiddetli yağışlar pek çok bölgede sel baskınlarına neden oldu. Bu yerlerden biri de Zonguldak. Zonguldak'ta mevsim normallerinin çok üzerinde yağan yağmur dereleri taşırdı. Ne boşalttınız? Dere taştı. Sağanak yağış sonucu oluşan sel korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Burası Zonguldak. Kentte gece başlayan sağanak yağmur sebebiyle birçok köyü ve beldeyi sel bastı. Mevsim normallerinin çok üzerinde yağan yağmur dereleri taşırdı. Şehrin ortasından geçen Üzülmez Deresi'nde sular yükseldi. Şiddetli akıntı dere üzerindeki Ankara Köprüsü'nü de etkiledi. Koruma altındaki tarihi köprünün etrafındaki metal korumalar işte böyle sel sularına kapıldı. Geldi bak geldi. Vallahi yine geldi ha. Bir vatandaş bu görüntülerden dakikalar önce sulara kapılan bölümden karşıya geçerken görüntülendi. Ay yolcu nasıl geçecek oğlum burada? Gitsin ha. Vatandaş geçtikten hemen sonra ise bu bölüm sulara gömüldü. Lan Beyzoğlu yürü. Bir de senden uğraşacağız ha. Geldi bak geldi. Vallahi yine geldi ha. Sel sularını arkasına alan vatandaşların selfie'ye çekmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Sandallarla denize açılan bazı vatandaşlarsa sel sularının getirdiği odunları topladı. Öte yandan sel sebebiyle Zonguldak-Ankara karayolunda çökme oldu. Ekipler Zonguldak-Ankara karayolunu trafiğe kapattı. Şehir merkezinde de onlarca araç sular altında kaldı. Kentte hasar tespit çalışması yaptıklarını belirten Zonguldak Valisi Ali Kabansa can kaybı olmadığını belirtti. Vilayetimizin başta merkez olmak üzere bazı ilçelerinde derelerde yükselmeler, yollarda heyelanlar yaşadık. Bunlardan en büyük tesellimiz bir can kaybının olmamasıdır. Şu ana kadar şükürler olsun ki bir can kaybı yaşamadık. Bize akseden bir can kaybı yok. Adana'da 2,5 saatte metrekareye 77,6 kilogram yağmur düştü. Mahsur kalan aile Zodiac botlarla kurtarıldı. Sağanak yağış Adana'ya da ağır bir fatura çıkardı. Kentte etkili olan yağmur kısa sürede sele dönüşünce çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Zodiac botlarla kurtarılırken sel suları dere üzerindeki bir yaya üst geçidini yıktı. Türkiye'yi sarsan bahar yağmurları Adana'da da etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini arttırdı. Yağmur öyle şiddetliydi ki 2,5 saat gibi kısa bir sürede metrekareye 77,6 kilogram yağış düştü. Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde derelerin taşması sonucu yüzlerce evi su bastı. Merkeze bağlı Huzurevleri mahallesinde evleri sular altında kalan bir aile mahsur kaldı. Anne ile 5 çocuğu bölgeye getirilen Zodiac botlarla kurtarıldı. Sel sadece evlere dolmadı.
aşırı yağış nedeniyle çok sayıda dükkan sular altında kaldı. Tıpkı kent merkezindeki bu market gibi. Bir anda yağmur kışım gibi yağınca bir anda bir baktım kapıda su gelir, oğlan çağırdım, oğlum su gelir dedim. Anne bilgisayar ne kaldı dedi, yana kadar 15 dakika sürmedi. Su basan marketin sahibi dükkanı kredi çekerek açmıştı. Ama sel hem ürünlerini hem de hayallerini aldı götürdü. Borçtan etti, hep borçtan yaptı çocuğum. Kaçta borcu var? 1 sermayesi yok, 100 milyar borcu var. Adana Metal Sanayi sitesi de selden nasibini aldı. Şiddetli yağış nedeniyle göle dönen sanayi sitesindeki dükkanların tamamını su bastı. Ne kadar yağmur yağdı? Çok fazla, haddinden fazla yağdı. Yani kaç dakika sürdü? 1 saat, 1,5 saat sürdü. İş yerleri suyla dolan esnaflar sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Vallahi yağmur yağdı işte, her taraf su oldu. Yani herhalde bu yan tarafta bir nehir var sanayinin. Onun taşmasının etkisi büyük oldu. Zaten bir anda oldu yani. Hemen yavaş yavaş olan bir şey değil. Şiddetli yağış ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Suyla dolan yollarda çok sayıda araç mahsur kalırken aşırı yağmur nedeniyle dere üzerinde bulunan bir yaya köprüsü yıkıldı. Üst geçidin yıkılması nedeniyle vatandaşlar karşıdan karşıya geçemedi. Ankara Ostim'de iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Çankırı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti. Bolu'da yollar göle döndü. Mudurnu yağmur sonrası harabeye döndü. Sağanak yağış sadece Zonguldak ve Adana'da etkili olmadı. Yurdun tamamına yakını günü yağmurlu geçirdi. Başkent Ankara'da altyapı eksikliği sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerinde su basarken Batı kentte de yağmurdan dolayı yol çöktü. Sel suları Çankırı'daysa bir can aldı. Bahar yağmurları yurdun dört bir yanında etkili oluyor. Doğudan batıya birçok il günü sağanak yağışla geçirdi. Başkent Ankara'da bu illerden biriydi. Kentte etkili olan sağanak yağış, şehrin altyapı yetersizliğini de gözler önüne serdi. Tıkanan rögarlar sebebiyle Ostim sanayi bölgesindeki iş yerlerini su bastı. ...15 dakikalık yoğun bir yağmur ve dolu sonrası bir anda sele maruz kaldık. Milyonlarca lira zarara uğrayan iş yeri sahipleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiliydi. Bunun önlemi daha önceden alınamaz mıydı bunu merak ediyorum. Çünkü her seferinde böyle oluyor. Arıyoruz, itfaiye yok, Ostim'e gidiyoruz. Biz ilgili değiliz, işte belediyeyi arayın, Batı kenti arayın, Yeni Mahalle'yi arayın. Bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Her sene bu sorunu yaşıyoruz. Bu 30. sokağın... Bu logar sorunu çözemediler ama aidata gelince şakır şakır alıyorlar. Elektrikten kesiyor. Şu dükkanın haline bak. Şunun maliyetine bakın ya. Binlerce örnek var. Vallahi bu örnekleri hesap bile edemezsiniz yani. Ankara'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle Batı kente bir yolda çökme meydana geldi. Her yağmur yağdığında benzer manzaralar oluştuğunu söyleyen vatandaşlar belediyeye ateş püskürdü. Şu yolda kazalar oluyor. Trafik ışıkları için bir sürü dilekçe yazdık, imza topladık. Ama kesinlikle hiçbir şekilde oraya hiç böyle ilgilenmediler. Burada sürekli göçük oluyor. İlk defa olan bir şey değil. 2 yıl önce bu yolu baştan tekrar yaptılar. Burası 2 ay önce tekrar çöktü. Şurası zaten çökmek üzere. Artık yani bir şeyler yapılması gerekiyor. Biz oylarımızı boşuna mı kullanıyoruz? Sağanak yağış Çankırı'daysa can aldı. Atkaracalar ilçesinde sele kapılan 9 yaşındaki Ali Kılıç hayatını kaybetti. İlçede meydana gelen sel bir amatör kameraya böyle yansıdı. Yağmur Sakarya'da da dehşet veren görüntüler ortaya çıkardı. Hendek ilçesinde yoğun şekilde devam eden yağış sonrası sel oluştu. Kargalı Hambaba mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Yağmur Bolu'da da etkili oldu. Kentte yaklaşık bir saat aralıksız süren yağmur sonrası araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Mudurnu ise sel sonrası adeta harabeye döndü.
İlçe merkezinde aniden bastıran yağmur sonrası kaldırım taşları sökülerek yollara savruldu. Sayın seyirciler, Bolu Tem Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Olay yerinde can pazarı yaşandı. İstanbul'da ulaşımı 3 saat boyunca durduran kazada bir kişi hayatını kaybetti. 25 kişi ağır yaralandı. Yolcu otobüsü devrildi, can pazarı yaşandı. Vura geldi otobüs. Vura gelmiş değil mi? Freni tutmamış. Şeyi orada, izleri orada görürsünüz. Şu duvarın sol tarafından başladı. Oradan öyle geldi yani. Köşeye vur. Kaza saat 9 sıralarında Tem Otoyolu Bolu Dağ geçişi 3. viyadük üzerinde meydana geldi. 42 yolcusuyla Tiflis'ten İstanbul'a giden Ahmet Geleşoğlu yönetimindeki yolcu otobüsü yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan araç bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Ahmet Geleşoğlu kaza anında hayatını kaybetti ve 25 yolcu yaralandı. Arka buraya vuruyor, buradan sürüklenerek oraya kadar gidiyor ama bizim bir otobüs önümüzdeydi yani. Olay yerine Bolu ve Düzce'den 112 acil ekipleri gönderildi. Araçta sıkışanlar ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan 25 kişi Düzce ve Bolu'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yakınlarından haber almaya çalışan vatandaşlar panik yaşadı. Yolcular kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti 3 saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Ulaşım Abant Kavşağı'ndan D100 Karayolu'ndan sağlandı. Çözüm sürecinde yeni yol haritası hazırlığı. Beşir Atalay'dan terörle müzakere süreci mesajları. Sayın seyirciler, Diyarbakır'da konuşan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay terörle müzakere süreci üzerine açıklamalarda bulundu. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendisiyle hesaplaştırdık. Geçmişte yaptıklarıyla yüzleştirdik diyen Atalay, süreçle ilgili olarak da yeni bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi. İktidar Partisi AKP, Diyarbakır'da yeni Türkiye'nin açılan kilidi çözüm süreci Çalıştay'ı düzenledi. Çalıştay'a açılımın koordinatörü olan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve İçişleri Bakanı Efkan Ala da katıldı. Çalıştay'da konuşan Başbakan Yardımcısı Atalay, terörle müzakere sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Tam bir sessiz devrimdir bu dönem. Bunu hiç de abartılı söylemiyorum. Biz ne yaptık değerli dostlar? Biz aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendisiyle hesaplaştırdık. Geçmişiyle, geçmişte yaptıklarıyla yüzleştirdik. Ve sadece devleti değil, kurumları kendisiyle hesaplaştırdık. Yapılan yanlışlıklar, haksızlıklar, zulümler, yasaklar, tabular, korkular, endişeler, faili meçhuller, akla gelebilecek bütün olumsuzlukları tekrar gözler önüne serdik. Devlette hesaplaştıklarını ifade eden Atalay, terörle müzakere sürecine ilişkin olarak da yeni bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi. Daha somut, daha zamanlı, periyodu belli, atılacak adımlar belli bir yol haritası üzerinde çalışma kararı çıktı. Yasal düzenlemeler de yapılacak. Meclise de gidilecek. HDP-BDP heyetlerinin İmralı dönüşlerinde yaptıkları açıklamalardan memnun olduklarını da ifade eden Atalay şöyle konuştu. Parti heyetinin, siyasi heyetin adadan döndükten sonra İmralı dönüşü açıklamalarını önemli ve doğrusu olumlu buluyoruz. Bunlar bizim de düşüncelerimiz. Ve ifade ettiğim gibi yeni yol haritası tarihli, somut ve sonuca götürücü olacak. CHP Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesini İstanbul Adliyesi'ne veren Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, TMSF tarafından el konulan medya kuruluşlarının satış usulü üzerine önemli açıklamalar da yaptı. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'la birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Tekin, şikayetinin gerekçesini anlattı. Ellerindeki gayrimenkullerin ve arsaların nasıl satıldığını, satılan arsaların satıldıktan sonra imar uygulamalarıyla
plan tadilleriyle nasıl bir ranta kavuştuğunu ve bu ranttaki bedellerin kimlerin cebine girdiğini araştıracağız ve umut ediyorum ki en kısa süre içerisinde TMSF bu uygulamalarla ilgili bizlere bilgi verecektir. Gürsel Tekin, TMSF tarafından el konulan medya kuruluşlarının satış usulü üzerine de açıklamalarda bulundu. TMSF'nin elinde olan gazetelerin ve televizyonların nasıl satıldığını, kime satıldığını, satılan gazetelerin ve televizyonların protokollerinin yapılıp yapılmadığını, bu satış esnasında daha önce çalışan yüzlerce basın emekçisinin işlerine son verilirken hangi gerekçelerle, hangi kimliklerle, hangi kriterlere göre son verildiğini kamuoyunu merak ediyor ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de çok merak ediyoruz. Show TV örneğine dikkat çeken Tekin şöyle konuştu. Yine en son bir televizyon kanalının 5-6 ay önce satılıp daha sonra tekrar el konulmasında doğrusu anlamış değiliz. Devletin kurumları ciddiyet içerisinde çalışır. Ya bu ciddiyetsizliktir ya da ciddiyetsizliğin ötesinde başka bir kafamızdaki soru işaretleri midir acaba? Elimizde bizim dilekçemizde göreceksiniz. Başbakanın haberlerinin 4,5 dakika, ana muhalefetin 30 saniye, 40 saniye verildiği, muhalefetin hatta hiç görülmediği haberlerin Türkiye kamuoyunun vicdanını sızlatan uygulamalardır. Bu uygulamalar karşısında biz suç duyurusunda bulunduk. Musul'da kanlı sabah. Çatışma ve patlamalarda en az 15 kişi can verdi. İslam coğrafyasında akan kanın sonu gelmiyor. Irak'ta yine bombalar patlatıldı. Yine taşeron örgütler askerlere ve sivillere saldırdı. Sadece Musul'da bu sabahki çatışma ve patlamalarda en az 15 kişi can verdi. Amerika'nın 2003'teki işgalinden sonra rahat bir gün yüzü göremeyen Iraklılar her gün diken üstünde. Her gün can korkusu yaşıyorlar. Her an bir yerde bir bomba patlayabilir ya da bir çatışmanın ortasında kalan insanlar can verebilir. Saddam Hüseyin dönemini mumla arayan Iraklılar bugüne de yeni saldırılar, yeni patlamalarla uyandı. İlk saldırı Musul'un güneyindeki Gızlanı bölgesinde askeri mühimmat deposuna yönelikti. Teröristlerle Irak askerleri arasında çıkan çatışmada 10 asker hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. El Mufekiye köyünde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı. Musul'un 13 Temmuz bölgesinde ise sokağa çıkma yasağına rağmen IŞİD üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 7 polis yaralandı. Bölgedeki yerel kaynaklar çatışmanın saatlerce sürdüğünü bildirdi. Son olarak Musul şehir merkezinin güneyine düşen bir havan mermisi bir kişinin ölümüne sebep oldu. Olayda bir kişi de yaralandı. Sadece bu sabah Musul'da yaşanan bu 4 olayda toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. Barut gazı bomba gibi patladı. Kahramanmaraş'ta atış poligonunda 5 kişi yaralandı. Sayın seyirciler, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde bugün sıcak saatler yaşandı. Atış poligonunda barut gazının patlaması sonucu 3'ü polis, 5 kişi yaralandı. Barut gazı bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü binasında büyük panik yaşandı. Bina içerisindeki atış poligonunda öğleden sonra polisler silahlarıyla atış yapıyordu. Bir anda meydana gelen patlamayla neye uğradıklarını şaşırdılar. Sıkışan barut gazının patlaması poligonu alevler içinde bıraktı. 3'ü polis, 5 kişi yaralandı. Yaralılar polislerin yardımıyla yanan poligondan çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü önüne arka arkaya ambulanslar geldi. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumda herhangi bir sabotaj ve buna benzer bir dış etkilenme durumu söz konusu değil. Muhtemelen kaynak alevinden birikmiş olan, daha önceden birikmiş olan barut gazının patlamasıyla ortaya çıkan bir yangın. Tahliye edilmeyen barut gazı poligonlar için büyük tehlike. Her an patlama riski bulunuyor. 4 yıl önce Aydın Polis Evi'ndeki atış poligonunda da
İşte bu sebepten bir patlama meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kamyonet mayınlı alana uçunca araçta bulunan 3 kişi vinçle kurtarıldı. Başlıklarda yanlış duymadınız. Mayınlı alana uçan kamyonet ve içindeki 3 kişi vinçle güvenli alana güçlükle çekildi. Bültenimize Mardin'den o görüntülerle devam ediyoruz. Görüntüler Mardin Nusaybin'den. İpek Yolu Karayolu'nda Eski Yolköy mevkiinde İsmail Moğa yönetimindeki karpuz yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkiye-Suriye arasında bulunan mayınlı alana uçtu. Şans eseri mayınlar patlamazken kamyonet sürücüsü İsmail Moğa ile iki kişi kamyonette mahsur kaldı. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi vinçle mayınlı alandan çıkardı. Vatandaşlardan sonra kamyonette aynı yöntemle mayınlı alandan çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Futbol dünyası şok bir ölümle sarsıldı. Ankara Spor'un 20 yaşındaki milli futbolcusu Sedat Yüce tatilini geçirdiği Antalya'da boğularak hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü ailesi ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Ankara Spor'un 20 yaşındaki milli futbolcusu Sedat Yüce, 3 takım arkadaşıyla birlikte Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gitti. Kaldığı otelin plajında denize giren Yüce, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Kıyıda yüzen takım arkadaşı Samet Polat'tan yardım isteyen genç futbolcu bir kez daha suya gömüldü. Arkadaşının çığlıklarını duyan Samet Polat, Sedat Yüce'yi koluna girerek kıyıya çıkarmak istedi. Fakat paniğe kapılan genç futbolcu arkadaşını da suyun dibine çekmeye başladı. Tek başına arkadaşını çıkartamayacağını anlayan Polat sahildekilerden yardım istedi. Fakat bu sürede Sedat Yüce dalgalı denizde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Alanya Jandarma Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar denizde bir süre arama yaptı. Ancak hava muhalefeti ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlandı. Genç futbolcunun ailesi ve arkadaşları çalışmaları hüzünlü gözlerle izledi. 20 yaşında yaşama veda eden Sedat'ın son anlarına şahitlik eden takım arkadaşı Samet Polat, kabus dolu dakikaları böyle anlattı. Denize yüzdük. Daha sonra ikimiz girmiştik. İlk başta kıyılarda hani, o kadar da derin değildi. Daha sonra dalgada ilk girdiğimizde çok yoğun değildi. Daha sonra dalga büyüdü. Bir anda işte bir anda bizi daha fazla içine aldı. Sedat da el ele gidiyorduk zaten. Daha sonra dalgada bir ara birbirimizden koptuk. Sonra dalga Sedat'ı aldı götürdü falan. Daha sonra yanına gittim ama Sedat da panik yaptı. Panik olmamasını söyledim, onu uyardım, onu yardım etmeye çalıştım ama fayda etmedi. Ne yaparsam yapayım kardeşimi yani kurtaramadım. Futbola Amasya'da başlayan ve daha sonra Samsunspor'un altyapısında futbol hayatını sürdüren Sedat Yüce son olarak Ankara Spor'a transfer olmuştu. Genç futbolcu geçen yıl düzenlenen Akdeniz Olimpiyatları'nda U19 milli takımında da forma giymişti. Sakarya'da hareketli dakikalar yaşandı. İki gaspçı 15 dakika arayla iki akaryakıt istasyonunu silah zoruyla soydu. Olay o sırada kayıtlı olan güvenlik kameralarına da an be an bakın nasıl yansıdı. Sakarya'da iki ayrı akaryakıt istasyonunu soyan ikili bir şeye hesaba katmadı. Soygun anında kayıtlı olan güvenlik kameralarını. Saatler gece 03.27'yi gösterirken soyguncular ilk olarak Maltepe mahallesinde bulunan bu akaryakıt istasyonuna girdi. Hem kasadaki hem de istasyon görevlisinin üstündeki paraları silah zoruyla aldılar. Aynı şahıslar aradan 15 dakika geçtikten sonra saatler 03.42'yi gösterirken
Eskişehir yolu üzerinde bulunan başka bir benzinlik istasyonuna girdi. Burada da çalışan görevlileri silahla etkisiz hale getiren ikili, yüklü miktarda parayı alarak hızla uzaklaştı. Soygun vakalarının ardından harekete geçen Sakarya Emniyeti, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Birçok suçtan kaydı bulunan iki zanlı kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı. Onları ele verense soygun anında giymiş oldukları giysileriydi. Soyguncular çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dünya Çevre Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İstanbul'daki Asya yakası temizlik ekipleri Marmara Denizi'nde çalışma yaptı. Deniz dibini ve yüzeyini tarayan ekipler denizden çok sayıda atık malzemeyi çıkarmayı başardı. Televizyondan cep telefonuna kadar pek çok atık eşya iskelede sergilendi. Bu malzemeler batan bir gemiden denize yayılmadı. İnsanımızın duyarsızlığının birer göstergeleri. Şişe, cep telefonu, televizyon, bilgisayar ve daha yüzlerce eşya. Bunların hepsi Marmara Denizi'nden çıktı. Asya yakası kıyı temizlik ekipleri Dünya Çevre Günü sebebiyle Marmara Denizi'nde farklı bir çalışma yaptı. Deniz dibini ve yüzeyini tarayan ekipler çok sayıda atık malzeme çıkardı. Malzemeler Kadıköy iskelesinde sergilendi. Denizin dibinde neler yoktu ki? Bilgisayardan televizyona, bebek arabasından bisiklete kadar onlarca eşya. Atık malzeme sergisini vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Atmıyoruz, dikkat etmemiz lazım da ağlanacak duruma gülmek biliyoruz yani. Gibi durum var ortada. Vatandaşlar bu manzaraya tepki gösterdi. Bunu denizde atıl mı, balıklar var, şeyleri var, ne bileyim ben. Önce halkı konuşacaksınız. Ve bu haberimizin ardından bültenimizin sonuna geldik sayın seyirciler. İyi akşamlar.